Zisa ufo bitte bitte nein nicht so tief ey. Şekil nein nein zu tief ey. Zisa ufo ey. Du bist fies ey. Uğur Pankitaş belgeseli. Şimdi berbat bir video izleyeceğiz. Hadi bakayım. Bomboş bir şeye hazır olun. Boz ayı. Türkiye'de de bulunan bir ayı türüdür. Her ne kadar etçil hayvan olarak sınıflandırılsa da etten çok sebze ve meyvelerle beslenirler. Balık dayanamadıkları yiyeceklerden birisidir. Bu nedenle bütün ayılar iyi yüzücüdürler. Salağa bak, ayı yüzücü derken bir anda benim denizdeki şeye zoomluyor. Kim, sen mi yaptın bunu? Ortalama 1.80-2 metre boyunda ve 150-200 kilogram ağırlığında olabilen boz ayılar hemen hemen... Yalnız benden hemen hemen şeyi tutuyor lan, buna koyayım. Ben 1.80-170'tim. Bütün düşmanlarıyla baş edebilecek kadar güçlüdürler. Buna rağmen genellikle sakin yaratılışlı olan boz ayılar kızdırıldıkları veya yaralandıkları zaman çok tehlikeli olurlar. Yaz aylarında yetişen çapsın yani pişiyorum ya. 2 rulo peçete bitirdim bilgisayarın başında otururken. Havaların soğumasıyla beraber inlerine çekilerek derin bir uykuya dalarlarsa da bu gerçek bir kış uykusu değildir. Bu uyku esnasında sık sık uyanarak dışarıya çıktıkları olur. Doğduklarında çok küçük olan ayı yavruları 180-350 gram civarında olurlar. Dişi ayı yavrularına çok düşkün olup onları soğuğa karşı korur ve büyüyünceye kadar 2 yıl müddetle özenle bakar. Bazı durumlarda sadece mala zarar verebilen boz ayılar zaman zaman insanlara da zarar verebilmekte ve hatta ölüm vakaları dahi olabilmektedir. Buna korun Furkan seni. Güzeldi güzeldi. Süslü uğur mu? Modum düştü ya. Üzüldüm videoya. Ben susuplar oynayacağım bugün. Yalnız gözümü kırpmadan ne kadar uzun süre durduğumun farkında mısınız arkadaşlar? Gözüm kapalı ne kadar uzun durduğumun farkında mısınız arkadaşlar? Üzüldüm mü sandınız? Üzüldüm tabii oğlum, ayıp lan sizin yaptığınız. Beni burada makara konusu yapıyoruz. Ayıp lan sana daha iyi. Vallahi üzüldüm. Uğur abi seni çok seviyorum. Ben de kendimi çok seviyorum. Ben Furkan yüzünden yayın zehir oldu arkadaşlar. Furkan'ı sövmek şu anlık serbest. Ana avrat bacı katmadığınız sürece Furkan'ı sövmeyi serbest bıraktım. Hep beraber Furkan'ı sövebilir miyiz arkadaşlar? Ufo! Ya ya! Furkan'ı hep beraber sövelim arkadaşlar. Kati bir tezahürat başlat Furkan'ın şimdi. Furkan ne oldu lan oğlum? Ne oldu Furkan? Furkan sesin çıkmıyor abisi, ne oldu Furkan? Sen abinin öyle moralini bozarsan benim de kardeşlerim gelir senin götünü siker veriyorum. Bizi sahipsiz mi sandın sen çakal? He? Benim arkamda kardeşlerim var oğlum, rahat olsana sen. Haa, sikin lan Furkan'ı. Aslanlarım benim be. Tamam. Lan oğlum bizim de arkadaki şeyimiz var yani, arkamızda kardeşlerimiz var bugüne kadar. Allah'a şükürler olsun, yalnız bırakmadılar bizi oğlum. Ya ya oğlum, sen abini sahipsiz mi sanma? Oğlum kodumun çocuğu Furkan da yazma bak şimdi, herif seni banlar, anladın mı? Ondan sonra bir şey yapamam a**ına koyayım yani. Adama niye ana avrat söylüyorsun? Erek bomba bir video ver. He canım? Bomba bir video ver, bak attım chat'e. Oğlu babacım izle bak, Panki Uğur Panki Taş belgeseli. Hadi bakalım. Ne alakası? Bu ne?
Bozayı. Türkiye'de de bulunan bir ayı türüdür. Her ne kadar etçil hayvan olarak sınıflandırılsa da etten çok sebze ve meyvelerle beslenirler. Balık dayanamadıkları yiyeceklerden birisidir. Bu nedenle bütün ayılar iyi yüzücüdür. Ya Furkan bak sonra diyorsun ki benim dişlerimi kıracak diyorsun bu adam. Uğraşıyorsun adamla. Ortalama 1.80 2 metre boyunda ve 150-200 kilogram ağırlığında olabilen boz ayılar hemen hemen bütün düşmanlarıyla baş edebilecek kadar güçlüdürler. Buna rağmen genellikle sakin yaratılışlı olan boz ayılar kızdırıldıkları veya yaralandıkları zaman çok tehlikeli olurlar. Yaz aylarında Kur'an çapsın yani piş... Koskoca adamın bir sesine bak. Pişiyorum ya. İki rulo peçete bitirdim bilgisayarın başında otururken. Havaların soğumasıyla beraber inlerine çekilerek derin bir uykuya dalarlarsa da bu gerçek bir kış uykusu değildir. Bu uyku esnasında sık sık uyanarak dışarıya çıktıkları olur. Doğduklarında çok küçük olan ayı yavruları 180-350 gram civarında olurlar. Dişi ayı yavrularına çok düşkün olup onları soğuğa karşı korur ve büyüyünceye kadar 2 yıl müddetle özenle bakar. Bazı durumlarda sadece mala zarar verebilen boz ayılar zaman zaman insanlara da zarar verebilmekte ve hatta ölüm vakaları dahi olabilmektedir. Babacım! Ulan Panky ya, yemin ediyorum. Daha ne var Panky'de? Şey nerede lan Panky'nin? Pablo dansı nerede Panky'nin? Heh. Ya ne yapalım abi öyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm new Shago. Shago. I'm sick of Pablo. Ulan Panky ya. Panky belgeselini izledim. Evet evet bugün onu izledim. Oğlum ne? Ayıp değil mi? Adama niye böyle yapıyorsun? Bugün bir de uzun uzun konuşuyor. Her yere şeyi bulmuşsun ha. Her yere video bulmuş yavşak ya. Oğlum nasıl yapıyorsun ya bunları? Bak bakın arkadaşlar. İlk önce bu videoyu izleyeceğiz hep beraber. Daha sonrasında ya da ilk önce Kerem'in yaptığı videoyu izleteceğim size. Oğlum dur Niki ne yapıyorsun kardeşim? Bunda fuck vaginas diye arattım Google'da neler neler. Bak ilk önce bizim moderatörümüzün yaptığı videoyu izleteyim. Daha sonrasında Panky adına yapılan güzel videoyu izleteceğim size. Bak bir şuna bak. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Merak ettim. Bir şu videoya bak. Ne gayet komik kardeşim ya. Bunu bilenin de harbi sıfatı nasıl içeyim ya. Bir de şuna bak abi. Uzun uzun bir belgesel klasmanında. Sağ üstte iki renk varı banla. Boz ayı. Bak girişe bak. Türkiye'de de bulunan bir ayı türüdür. Her ne kadar etçil hayvan olarak sınıflandırılsa da etten çok sebze ve meyvelerle beslenirler. Balık dayanamadıkları yiyeceklerden birisidir. Bu nedenle bütün ayılar iyi yüzücüdürler. Ortalama 1.80 2 metre boyunda ve 150-200 kilogram ağırlığında olabilen boz ayılar hemen hemen bütün düşmanlarıyla baş edebilecek kadar güçlüdürler. Buna rağmen genellikle sakin yaratılışlı olan boz ayılar kızdırıldıkları veya yaralandıkları zaman çok tehlikeli olurlar. Yaz aylarında Kur'an çapsın yani pişiyorum ya. İki rulo peçete bitirdim bilgisayarın başında otururken. Havaların soğumasıyla beraber inlerine çekilerek derin bir uykuya dalarsa da bu gerçek bir kış uykusu değildir. Bu uyku esnasında sık sık uyanarak dışarıya çıktıkları olur. Doğduklarında çok küçük olan ayı yavruları 180-350 gram civarında olurlar. Dişi ayı yavrularına çok düşkün olup onları soğuğa karşı korur ve büyüyünceye kadar 2 yıl müddetle özenle bakar. Bazı durumlarda sadece mala zarar verebilen boz ayılar zaman zaman insanlara da zarar verebilmekte ve hatta ölüm vakaları dahi olabilmektedir. Panky'nin yok muydu böyle koşma videosu? Ayılar koşarken şey insan ne atlar kadar hızlı koşabilir klasmanında yok mu abi Panky'nin öyle bir videosu ya? Panky bana öyle vursa bayılırım ya. Beni bayıltır. Yok ölmem beyler abi siz benim
koşma vardı da koymadım. O da kanka, o da güzel olurdu. Bak onu başka bir belgeselden bulup ayılar atlar kadar hızlı koşabilir klasmanına koyabilirdin onu. Güzel olurdu ama olsun, güzel. Bu 10 numara video. Ben çok... Bir de bize yapılana bak koyayım. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Merak ettim. Oğlum ben bu kadar uzun dans mı ettim? Bu video Photoshop he. Ben böyle dans ettiğimi hatırlamıyorum. Baksana şuna. Vallahi bu çok uzun arkadaşlar. Ben bu kadar dans ettiğimi hatırlamıyorum.